Evet arkadaşlar, burada hem canlı oynayacağız hem de bunu YouTube kanalı için bir içerik olarak hazırladık. Ben Anıl'a o yüzden özel bir hazırlıklı geldim. Burada hepimiz Anıl Kıyancı'yı tanıyoruz. Ben çok özel dinlediğim birkaç özel rapçiden biri. Biliyorsunuz hızlıyız sanki Nijerya dediği için ben de 99 hızlı bir Nijerya kartı hazırladım Anıl'a. Eyvallah. Teşekkür ederim. Sana bir sürprizim daha var. Bir de ezel mi var? Ben sana hazırladım, sen de ezeli hazırlayacaksın. Notlarını ver. Hız, şut, pas. Kalem de burada. Öyle mi? Gençler. Biliyorsun o da bir gençler bile efsanesi. Evet kardeşim. Valla ezele ne desem ben. Bak hızlıdır. Ezel hızlı koşar. O zaman ona 99 yapıştırayım bir gönülden. Çok iyi şut çekemez. Oynamışsınız var. Ama yine 89 vereyim. Pasları fena değildir. Şöyle be 92. Bu tarafta hiç yok. Hadi onlara da kırmadan. Evet. Ezel'e bir 99 overall yakışır şuraya. Yapıştırayım tamam. Gelmeden önce almadan gelme demişti biliyor musun? Gelmeden önce konuştuk. Bilme lansmana katılacağımı söylemiştim. Vallahi ben dediğim gibi seni de özellikle dinliyorum. Yani çok seviyorum şarkılarını. Ezel'e bayılıyorum. Ama seninle maç oynamak keyifli olacak. Çünkü sen rap camiasının en iyi FIFA oynayan oyuncusuymuşsun. Ben aldım haberlerini. Ya işte temin şeyimiz gitti bak az önce. Ama 2020 biraz farklı olmuş. Bakalım bu sene kim olacak? Benim aklımda şey var. Sen bildiğim kadarıyla Beşiktaş taraftarısın. Yok Karşıyaka'lıyız. Beşiktaş'a bir sempatim babam var. Babam Beşiktaşlı. O yüzden Beşiktaş'a bir sempatim var. Bir Beşiktaş Wolverhampton yapalım mı? Perşembe maç var. Ama istiyorsan başka maç yok yapalım. Yok ya biz normal maçımızı yapalım. O zaman sen zaten seç. Zaten 20 tehlikeli. Sen seç istediğini ben ona göre alacağım o zaman. Tamam okey. Ben PSG'yi merak yaptım. Ediyorum kimi alacaksınız şu anda? Fikirlerim Paris ama. Evet ben PSG. Fikirlerim paspal diyebilir miyim? Az önce Paris Saint Germain dedi Anıl. Aynen. Arkadaşlar madem yeri gelmişken Anıl Kıyancı'yı destekleyenler kimler bir göreyim alkışlarla. Eyvallah. Ve şimdi de Uğur Karakullukçu için alkıştıralım. Neyse eyvallah. Ya böyle yüzde çok da bir kasvanı değil sanki bir dengeli gibi. Bana öyle geldi. Yani bunlar tamam doğru. Tamam gel. Paris Saint Germain Lille. Güzel maç olacak gibi. Zeki, Yusuf Yazıcı 11'de başlıyor değil mi? Zeki Çelik'le beraber. Yusuf, Zeki sabit zaten. Osimhen kardeşimizi de koyarsın. Uçuyor bu aralar. Diğer tarafta Paris Saint Germain'de Cavani, Mbappe, Di Maria, Neymar dörtlüsü. Kim abi ya? Zaten kolu bıraksanız 4 gol atıyor. Bakalım onu kaç gol atacak? Bana onu merak ediyorum. Yapmama gerek yok yine. Takımda sol bek yok. En çok güvendiğin isim kim Anıl? Takımda. Valla Neymar'ı seviyorum ben. Tek ama bir hakkın olsa Neymar mı dersin? Evet şu an öyle. Bu takım için evet. Uğur'un ben kimi diyeceğini tahmin ediyorum ama yine bir sorayım. Ben burada en güzel, en iyi oyuncu Ikone bence de. Ya oyunda Ikone ama tabii ki Yusuf'la bir şeyler yapmaya çalışacağız. Lig teknik direktörünün açıklamalarında da takımdaki en yetenekli isimler arasında Ikone'yi göstermişti. Tabii ondan daha yetenekli bir isim takıma katıldı Yusuf Yazıcı. Umuyoruz o da Lille'de başarılı performans sergiler bu sezon diyelim. Maç öncesi bir ısınma turu 3 saniyede geçildi. Bakalım ne olacak yaz içinde. Adamın konseri var biz de Lille dinleyeceğiz. Lille türünleri metropol. O yüzden hızlı geçiyorum buraya. İngiliz spiker varken ben alttan sadece vokal yapacağım arkadaşlar. Derek Ray arkadaşımızın leadingçisi Derek Ray. Ben yine soydum oyunu. Lütfen oyunun orijinalini aksesik etmeyelim. Ben arada girelim. Hiç problem değil. Yok yok. Türkçe olması daha güzel olmuş. Çift dil seçeneği var. İsteyen İngilizce, isteyen Türkçeden dinleyebilir. Kollar ayarlar. Ben unuttum onu şey. Birisi değiştirdim. Uğur Karakullukçu yorum yapmak mı maç? FIFA'da maç yapmak mı? Şu an maç yapmak abi. Şu an işine konsantreyim. Bakalım. Çünkü Anıl'ın çok çalıştığını duydum ben. Ben videolarını teker teker izledim. Bakalım. 2-2'de güzel performans. Ben biraz onun performansını düşündüm gibi ama bakalım burada 1-1'de bir nasıl performans sergileyecek. Bu kez
etkili gelme çabası var. Geldi. Maçın başında 4. dakika. Baskı devam etti. Kaleci Alphonse Areola'da kaldı. Özellikle ev sahibi avantajını kullanmak istiyor Uğur Karakullukçu. Osimhen en tehlikeli ismi. Bakalım Yusuf ortaklıkta gol bulabilecek mi? Çok şık hareket. Yerden gol çok erken geldi. 7. dakika. Hadi bakalım. Lille çok hızlı başladı Uğur Karakullukçu. Gol geldi, erken geldi. 1-0'a geçti. Uğur K1'den pompalar diyebilir miyiz? Senin YouTube kanalın mı var? Şimdi yeni bir YouTube kanalı açtım. Bir hafta öyle oldu. Mi? Öyle mi? Golünde bir orta saha oyuncusuyla gelmesi. Yani. Yo ben dediğim gibi dinlediğim için seni replikleri hazırlayıp geldim yani. Beraberlik arayışı, bomboş pozisyon, dışarı gitti, inanılır gibi değil, 1 metre bile değil, golü kaçıran Edinson Cavani acaba kariyerinde böyle bir pozisyon kaçırdı mı? Sormak lazım. Kaçırmamıştır, kaçırmamıştır. Anıl bugün 2 oldu, az önce taça gitti. 2 oldu ya, evet. Bakalım Uğur Karakullukçu bu pas trafiğini maç boyunca sürdürebilecek mi? Tabii ki orta alandaki bu enerji önemli Anıl için. Soldaki boşluğu tercih etmedi. Şimdi Cavani, o bıraktı. Neymar, en güvenli isim Neymar. Neymar attı mı? 1-1 oldu. En güvenli isim Neymar'dı. O güvenli isim de o güvenini boşa çıkarmıyor. Skor 1-1. Maç gollerle başladı. Fırtına gibi girdiler. 15 dakika yani 15 oyun dakikası içinde 2 gol var. Murat Yener sol oynayınca goller yağıyor ya. Bakalım. Sizi spikeri karşınıza almayalım. Sen Yusuf'la gol atmaya gidiyorsun şu anda. Israrcısın ama iyi kapattın. Adam profesyonel abi o kadar laf söyledi. Sesini açmıyor. Osimhen. Osimhen. Bomboş kare. Savunma girdi araya. Yani en kolay pozisyonlarda bile yeni oyun serisinde FIFA 20'de çok kolay kolay gol atamıyorsunuz. Bunu net bir şekilde görmüş olduk değerli arkadaşlar. Ander Herrera. United'dan yeni transfer. İspanyol oyuncu. 11'de başlattı onu Anıl Piyancı. Osimhen bıraktı. Etkili geliyor. Kehler karşılayamadı. Tehlikeli pozisyon Osimhen. Thiago Silva müdahale ondan. Cavani iki oyuncuyla dört oyuncuya karşı hücumda topu kazandı. Doğrudan önceden bastı. Aynen aynen. O kadar saçma ki adam. Yapma. Fantastik bir hareket oldu. Ama böyle bir golüm var. Çok basmanın zararları oluyor bu. Anıl'ın... Bunu açsınlar ama ya. Beynimi okuması lazım. Jeremy Pierre'den Yusuf'a. Yusuf geldi arkada boş. Osimhen atamadı Yusuf'a. Ben sağda Zeki hiç görmedim. Bir top at da Zeki'yi görelim Uğur. Sumare. Yusuf. Osimhen döndü. Bırakmıyor. Anıl'ın savunması dikkatli. İlk 15 dakika arka arkaya gelen goller. Şimdi biraz daha hızlı geçişleri bıraktı. Yerini Neymar. Zeki alamadı topu. Yine Neymar çalımlarla gitti Neymar. Son çizgide Neymar bir çalım daha attı. Arka arkaya çalımlar. Gördük kareyi ama Zeki. Savunma iyi. Önünde Zeki. Zeki Çelik. Hayallerinin peşinde koşan bir oyuncu. Nereden ne seviyelere geldi? Güzel bir hikayenin en büyük örneği Zeki. Şimdi Ikone vurmadı. Yusuf bıraktı. Offside var mı yok mu derken bayrak çoktan kalktı. 2 kilometre offside. Josep Ponte, Sumare. Biraz kanatlara doğru yöneldi Uğur Karakullukçu. Ortadan Yusuf'a şans vermedi çünkü Anıl. Şimdi çok iyi pas. Yusuf aldı. Yusuf gitti. Kanat son anda Areola. Valla şanslı bir an benim için. Uğur'un Yusuf'la gol atma zararı 90 dakika. Hatta duraklamalardan devam edecek gibi görünüyor. İyiydik ya. Ya bu nasıl pas atmak? Yapma gözünü seveyim.
Şimdi etkili geliyor. Cavani bıraktı. Neymar açtı önünü. Neymar son anda kaleci uzandı. Orta geldi içeri. Duran toplar oldukça etkili. Ancak daha da zorlaştı. Verratti gitti. Verratti şutu çok iyi değil ama Verratti yerden Mannion topun sahibi. And very deftly cut out. Fransa Ligi'nde haftanın maçı ilk Paris Saint-Germain orta içeri şut dışarı gidiyor. Angel Di Maria. Gayet az bastı maçı. İzlenme rekorlarının adamı gol kaçırma rekoru kırıyor şu anda. Anıl Piyancı. Böyle pozisyonların ardından hep böyle şiir gibi goller gelir. Bakalım öyle bir an olabilecek mi bu karşılaşmada? Benjamin Andre gitti. Kaptan kaptırdı. Ander Herrera. İyi pas. Neymar'dan. Mbappe. Fırtına gibi girdi içeri. Mbappe. Kylian Mbappe. Klasik Mbappe sevinci olacak mı? Bekliyorum. Gidiyor köşe gönderine. Yarıyı önde kapatabilir. Yapar mı? Yok. Şükürler olsun. Duraklamalarda gelen gol. Uğur. Çok pozisyona girdin, kaçırdın. Hakem çok uzattı. İlk yarı 2 dakika uzatma buldu diyor. Biz de öyle. Mbappe'nin süratini, hızını nasıl çözüm bulacaksın ikinci yarıda? Yapacağız bir şeyler ya, bakalım. Böyle oynarken konuşmak oldukça zorluyor değil mi insanı? Tabii ki canım. Adam da çalışmış, araya araya salıyor. Neymar'ı var. Neymar'la bakalım ikinci yarı başlangıcında aynı kaliteyi yansıtabilecek mi? Anıl Piyancı. Anıl. Bir sağ bir sola. Oraya yerinde bir müdahale geldi. Hadi canım. Biraz daha zekiyle oynama tercihini kullanıyor şu anda. Uğur Karakulukçu. Benjamin Andre. Ikone. Jonathan Ikone, Zeki atağa katıldı ama pası isabetli değil. Osimhen'in baskısı var. Genç Belçikalı'nın. Cavani, Neymar koşu yaptı, at bana diyor. Angel Di Maria geliyor. Anıl Di Maria ile geldi, pasta ata. Yusuf Yazici with it. And it's Andreina. Pas trafiği. Abi forvetlerim mi yok? Arkaya kaliteli dokunuşlarla devam ediyor. Uğur Karakulukçu bakalım. Oyuncular çok atlet. Mecbur böyle oynamak. Atlet oyuncuları İkone atabilecek mi golü? Ikone verdi pası. Yusuf son anda araya var. Yusuf'un kaçırdığı ikinci pozisyon bu. Yusuf muhtemelen golle buluşacak gibi görünüyor bakalım. Maç sonunda. Verratti, Cavani. Süper bir jür geldi Verratti. Harika pas verdi. Neymar çaprazda. Neymar kaleci. Mannion. Yaparsın be. Devam etti. Niyetindeydi orada Anıl. İstediğini gerçekleştiremiyor. Mannion atak şansını değerlendirebilecek mi? Bakalım Uğur Karakulukçu. Uğur etkili geldi. Pas tercihi istediği gibi olmadı. İkisi de oyuna kendisini iyice kaptırdılar şu anda. Konsantre bir şekilde. Yüksek seviyede konsantrasyon içeren bir an, gol pozisyonu ancak bayrak havada. En iyi güzel. Uğur Karakulukçu iyi paslaşıyor. Etkili geliyor. Yusuf aldı. Osimhen. Yusuf boşta. Osimhen son anda müdahale geliyor. Bir tık daha yapsa gol olur muydu Yusuf'a? Sağda Yusuf bomboş. Bak direkt inanılmaz. O oyuncuyu oraya getirmek büyük sezi ister. Ama yine de dışarı gidiyordu. Boşuna elledi. Paslaşarak kullandı. Bir müdahale daha geldi. 70. dakikaya doğru girdik şu anda. Şut pozisyonu, top kaybı, atak şansı olabilir Paris Saint-Germain adına. Neymar, yanında bu pozisyonların affetmeyen oyuncusu Mbappe var ama pas hatası kritik noktada. Bu kez Yusuf'la Lille gelecek. Arka arkaya ikramlar. Sonrasında top kayıpları. Mbappe aldı. Mbappe direkten dönüyor. Ah be oğlum. Bir kafa daha. Üçünü direkt gelir mi?
Arka arkaya direkler. Direkleri geçemiyor. Evet. Paris Saint-Germain. Anıl Piyancı. Direklerimiz gitti geldi. Bakalım burada bir hızlı hücumda. Gol pozisyonu gelecek mi? İyi geldi Uğur. Etkili geldi Uğur. Ceza sahasına girdi. Gollük pozisyon. Kaleci son anda. Kaleci mükemmel bir müdahale ve gol. Gol, gol geldi. Bağıra bağıra biraz geldi. Tamam. Hızlı hücumda geldi. Benjamin Andrek günün adamı oldu. Golcüler sustu. Osimhen vurdu. Savunma girdi. Skor 2-2 oldu. Atamayana atarlar kuralının işlediği bir anda. Yine mi ya? Yine mi ya? Anıl Piyancı. Bence Benjamin Andrek'in bir kartını bastıralım sana. Aynen. Kariyerinde, ben sana bir şey, çok maçını anlattım. Kariyerinde 2 golü yok. Adamın. Muhtemelen abi. Bakalım bu dakikalar atılacak bir golün değeri fazla. Hata sonrası telafi çok zor. Ceza sahasında. Penaltı. Duran toplar önemli. Şöyle bir estetik bir gol görsek güzel olmaz mı? Evet. Bir gelse şöyle bir Röveşata vole. Biraz fazla şey istiyorum ama farkındayım. Başlangıç için. Vole geldi, orta geldi voleyle. Yine bir ani atak. Yine Uğur geliyor. Sumaro'yla geliyor. Bamba. Pepe gitti, Bamba kaldı. En etkili isimlerden biri Lille'de. Kanatta. Bamba. Bamba süratli. Benatti geride kaldı. Bamba. Uğur etkili geldi. Bamba. Orta geldi ama nereye? Top kaybı. Benjamin Andre. Yusuf döndü bıraktı. Biraz hızlı bırakınca Osimhen'e gelmedi. Cavani. Neresi Neymar? Cavani. Araya pas Neymar. Önü kapandı Mbappe. Verdi pası Neymar'a gelmiyor. Yapılan kritik müdahaleler şu anda çok çok değerli savunmada özellikle. Harika paslar. Neymar önünü kapattı savunma. Jose Fonte var orada Portekizli. Orta geldi içeriye kafa vuruşu. Karambol şu bir müdahale daha. Tehlike uzaklaşmış değil. Şimdi Silva da hücumda. Stoperler de geldi, bekler de geldi ama Neymar topu kaybetti. Arka arkaya golleri Uğur hızlı hücumlarda bulmuştu. İyi çıkıyor, etkili çıkıyor. Top gelir mi Seki'ye? Geliyor. Şimdi Seki. Dakika 90. Bir son dakika golü gelir mi? Zeki'den pas. İkone aldı. Bıraktı, savunma girdi. Yılların tecrübesi kaptan Thiago Silva. Bir şans daha olabilir duraklamada. Cavani, Neymar koştu, Mbappe bekliyor. Neymar. Neymar harika hareketle, çok sakin kurtar topu. Neymar gitti. Bir çalım daha denedi. Son bir şans duran top şansı, köşe vuruşu. Anıl Piyancı. Olsa geldi içeriye doğru. Bir kafa daha, yine köşe vuruşu. Olta geldi, ceza sahasına Karıcı çıktı. Gözler karşılaşma hakeminde şu anda. Ve maç bitti. 2-2. O direkten karşılaşma. Teşekkür ediyoruz. Anıl ve Uğur'a bu güzel gelişmeler. Eğlenceli renkli anlar sundular bizlere. Kaliteli futbol vardı, 4 gol vardı. Geri dönüşler vardı. Değerli FIFA severler, hepinize çok teşekkür ediyoruz. Fotoğraf. Şöyle bir selfie çekerseniz, arkadaki herkes zaten sizi bekliyor. Arkadaşlar poz veriyoruz. Bu güzel organizasyonun sonunda Hanım'la Uğur'un. Zengin olmak piyancıdan biliz her yan. Hızlıyız sanki Nijerya. İstersen kalk bir gider yap.